Bu bölümde 24. sayfadan başlayarak 30. sayfaya kadar olan bölümü ele alıp inceleyeceğiz. Şimdi başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Lütfen henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmaktan çekinmeyin. Abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. Bu bize yeni videolar oluşturma şevkini artıracaktır. Tamamen hizmet amaçlı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Burada herhangi bir beklentimiz, para kazanma vesaire durumumuzda yok. Tabii videolarımızda YouTube yine reklam veriyor olabilir. Ee, bu bizim dışımızda gerçekleşiyor. Bu videoları en iyi ulaştırma platformu olarak YouTube'u gördüğümüz için e, bunu kullanıyor ve e, bunu tercih ediyoruz. E, buradaki amacımız tamamen hizmet odaklı. Yani insanlara bir nebze de olsa faydalı olmak e, amacı güden bir amacımız var. E, bu arada benim kişisel amacım da aslında bir anlamda öğretirken öğrenmiş oluyorum. Amacım kendimi de geliştirmek. Bu da bana bir vesile oluyor diyebilirim. Şimdi başlayalım ikinci dersimizde. En vaat, peygamberlik anlamında. Burada birinci yetkinliğimiz istemiyle kelimatın madada ila ulel kelimetilleti tesmevuha diyor. İşittiğiniz kelimelerin etraflarına daire oluşturun diyor. Burada dinleme metninde e, seslendirmen e, burada daire içerisine alınan kelimeleri seslendiriyor. Elif el uluhiye diyor. B en diyor. T el vahyu ve T Ennebi şeklinde bunu seslendiriyor. Bu seslendirme metinlerini ebadan, dine Üretimi, Mepkov, TR metarelden indirebilmeniz mümkün. Ee, şimdi geçiyorum. Biz ayrıca burada yer alan kelimelerin anlamlarını da e, yazdık etrafına ki e, bir nefse daha e, fayda oranını artırmış olalım. Sonuçta dil kelime demek. Ne kadar kelime o kadar Dilde ilerleme anlamı içeriyor. Elif el ilahiye ilahiyat, el uluhiye ilahlık, el ilah ilah, el hediye hediye, el bunu evlatlık, el Nebi peygamber, el ukuve kardeşlik, el nubuve peygamberlikine, el vahyu vahi, el vahlu çamur. El veliyyu veli El hayyu diri El enbiya peygamberler El bu da peygamberler yani bu kırık çoğul e, bu ise düzenli eril çoğul cemi müzekkeri salim olmuş oluyor. işte aynı anlama geliyor. El nebi peygamber El nebiyyun Yine peygamberler olmuş oluyor. Yani burada nebiyin, nebiyun. Burada ya'nın almış. Yani nas durumunda. Burada vavnun almış. Yani merfu pozisyonu olmuş oluyor. Diyelim e, istemeyim ile terakip tüm ayta bununla 3 ve 2 aynı şeyleri içerdiği için 3'e geçiyoruz. İstemeyi ile kelime İhtar diyor. İstemiyor dinle. İle kelime kelimeleri derler. Dinle. ve sonra ihtar seç. El kelime el münasebe. Uygun kelimeyi seç. Mimme beynel kavseyni parantez içerisinden diyor. Şimdi parantez içerisinden uygun kelimeyi seçtikten sonra cümlemize şu konuşma ikonlarının olduğu yere e, sistem kelimeyi getirmiş oluyoruz. Ve cümlenin kazandığı anlamında buraya ayrıca yazdık. Örneğin Hatemun Nebiyyin peygamberlerin sonuncusu. Ahsanuhum <laughs> hulugan ahlakça en iyi. Resulullah Allah'ın Resulü. Sıfatu rusul peygamberlerin sıfatları şeklinde. Buradan dördüncü etkinliğimiz olan parçamıza geçiyoruz. İstemi ilan nasil ati tümme igrahu. Aşağıdaki parçayı dinle ve oku diyor parçamız Ar-Rasulu Rasul huwa o men bir kişidir ki evha vahyetti Allahu Allah Teala Allah Teala vahyetti ile yona bir şer'in şeriatı ve merahu emretti bir tebliğihi onu tebliğ etmeyi yani Resul Allah'ın kendisine şeriatı vahyetti ve onun tebliğini emrettiği kimsedir. İkinci cümle e, satır. E, Resulüne Muhammed, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hatemul Enbiya'yı, peygamberlerin sonuncusudur. Vel Mürselin ve Resullerin. Kale Allahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Resulümüz Muhammed, Nebilerin ve Resullerin sonuncusudur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Mekane Muhammedün Muhammed değildir. Eba ahadin hiçbirinin babası. Min ricalikum erkeklerinizden ve lakin fakat o Resulallahi Allah'ın Resulü ve hatemen peygamberlerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ve <laughs> Rusuli peygamberler için vardır. Sıfatun sıfat yetemeyyezune ayran biha onu min gayrihim diğerlerden diğerlerine. Peygamberlerin onları başkalarından ayıran sıfatları vardır dedik. Buradan 25. sayfamıza gelelim. 25. sayfamızda bir tanım var. Sadece tanımın üzerine durarak burayı geçeceğiz. Mutel fiil asıl harflerinden biri illet harfi olan fiildir. Mutel fiil yani illetli fiil asıl harflerinden, kök harflerinden birisi illet harfi elif, vav, ya'dan birisi olan fiile diyoruz. Örneğin işte vada burada örnek sağa, heda bunlar mutel fiil örnekleri olmuş oluyor. 26'ya gelelim. Hala abone olmayan varsa bu arada abonelik olayını gerçekleştirebilir. Mute fiil dört kısma ayrılır dedik. Ee, misal fiil, ezef fiil, nakıs fiil ve lefif fiil. Misal fiil ilk harfi illetli olan fiil. İşte vagafa, vade, vasırade gibi. Ezef fiil İkinci harfi illet harfi olan fiil kale, ba'a, zade de olduğu gibi. ezvef ortası boş anlamına geliyor. Bu ortasındaki harf illet harfi olduğu için boş varsayılıyor. Nakıs fiil ise son harfi illet harfi olan fiil topal fiil de buna deniyor. Sa, meşa, nema şeklinde e, örneklerimiz var. Lefif fiil ise e, kök harflerinden iki harfi illet harfi olan fiile deniyor. Vefa nevada olduğu gibi ikiye ayrılıyor. Lefifi mefruk ayrı yani biri başta biri sonda ise mefruk e, ikisi yan yana ise ille harfleri lefifi makruğun yakın olmuş oluyor. Buradan e, 26. sayfamızda bir de tablo var. Vagafa yagufu gif vaade ait yani mazisi, muzarisi ve emri fiilin kale yakulu kul, kade yagudu gud, ba'a yebi'u bi. Yine geçiyoruz. Zade yezidu zid, meşa yemşi imşi, kada yagdi ikdi, rava yervi irvi, neva yenvi invi şeklinde 26'yı geçtik. 27. sayfamızda ee, uktub yazıyor, kelime mimma beynel kavseyn parantezinden e, kelimelerimizi boşluklara yazıyoruz bu bölümde rama tahki yara ve vada verilen kelimelerimiz. Yaratullah bu filmen. Öğrenciler film izliyor. Vada muallimu el kitabe ale tavle. Öğretmen kitabı masanın üzerine koydu. Rama attı dıflı çocuk el topu biyedeyi iki eliyle. Tahka anlatıyor el ceddetü nine gıssate hikaye li hafidiha tornuna. Tahka. Evet 27'yi de geçiyoruz. 28'in sayfamızda Ne var? on birinci en şeyi şefeviyen cümelen testamilu fiha el kelimatil atiye aşağıdaki kelimelerinden sözlü olarak cümle oluştur diyor yani böylece de bağa da ve zare verilen kelimelerimiz var bunlardan cümle oluşturmamız isteniyor bu kadar öğrenciyi zorlamaya gerek olmayabilir diyerek burayı geçiyorum ve geldik bir sonraki sayfamız olan 29. sayfamıza burada bir bulmacamız var. Bulmacayı da eee mescide ulaşmamız bizden isteniyor. Mescide ulaşabilmek iyi olabilir. Mescitle arayı iyi tutmak iyidir. Diyelim ve burada videomuzu bitirelim. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun ve abone olmayı ihmal etmeyin.